Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Teşvikiye Camii'ndeyiz. Türk sinemasının ünlü yönetmeni, ünlü yönetmenlerinden Erden Kral Beyefendi'nin cenaze törenindeyiz. Sevgili arkadaşlar, gerçekten kendisi Türk sinemasının çok özgün yönetmenlerinden birisi. Hakkari'de Bir Mevsim gibi ve buna benzer birçok gerçekten çok kaliteli filme imza atmış bir yönetmen. Filmografisinde çok çok kaliteli filmler var. İşte biz de bugün Teşvikiye Camii'sinde onun sevenleriyle birlikteyiz. Ve buradan kendisine Allah'tan rahmet, bütün sinema camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, çok önemli Yeşilçam oyuncularıyla işte röportajlar yaptık. Ve bu röportajları yayınlayacağız. Ve hemen cenaze töreni için ilerliyoruz. Ayak kısmı önden gelsin, ayak kısmı. Böyle elimi biraz daha indirin efendim. Tamam. Yapmama geçsin. Burada döneceğiz efendim. Tamam. Ortaya alalım. Baş kısmı sabit kalsın. Ayak kısmı dönecek şimdi. Baş kısmı sabit, bekleyin. Siz bekleyin efendim. Oradan çekilelim efendim. Pardon. Ellere dikkat edelim. Evet. Bravo. Tamam. Gerçi orada arabada resim vardı. Onu da getirseniz. Yok, şu an gayet iyi. Şu an gayet fotoğrafı var. Değil mi orada hocam? Var. Oraya gelir efendim. Biraz daha. Tamam. Düz. Bravo. Araçla kalacağım ama musallada olması yine daha iyidir. Bence de. Öyle bırak. Kerem Bey merhaba efendim, İstanbul Sesi kanalımız var. Bugün çok ünlü yönetmeni Sosulu'la uğruyoruz, Erden Kral'ı. Onun yönetmenliği ve filmografisi hakkında ne söyleyeceksiniz efendim? Ya çok değerli, çok kıymetli. Hangisini sayalım? Hakkari'de Bir Mevsim, bunu sayalım. Bereketli Toprakları üzerindeyim sayalım. Yani sinemaya bir ömür vermiş, bir ömür karşılığı bir ömür adamış çok değerli hocamız. Oğlum için her gibi hep işine aşına acı tuz katmadan yaşamış ve böyle hep ayakta kalmayı başarmış bir isim. Üzgünüz. Bizim seçici kurulumuzun da jüri başkanı aynı zamanda sinemanın. Mekanı cennet olsun. Maalesef çok sevdiklerimiz böyle gidiyorlar. Biz içimizden uğurlayamıyoruz. Abi inşallah. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Mekan cennet olsun inşallah. Sağ olun efendim. Kerem Bey, kısa bir röportaj. Özür dilerim. Tamam.
Söylüyorum ama burada sınırlı kalmayın. Beraber mezarlığa kadar gidelim. Hadi araba gidiyoruz. Hadi Hasan abi sen de. Hocam araba bak. Aşağımız. Canım benim. Hadi gidelim. Buradan girebilirsin ağa bak. Buradan mı? Evet. Saygıdeğer yönetmenimiz merhum Erdem Beyefendinin özellikle ruhu için Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden olan ve bu ülkenin değerlerine değer katan değerli ve kıymetli büyüğümüz merhum Erdem Kral Beyefendi için burada toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak kendisine gani gani rahmet eylesin. Makamını, mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Asbel beşer hata ve günahları varsa affeylesin. Bu dünya hayatında çekmiş olduğu sıkıntılarını, kederlerini günahlarına kefaret eylesin. Bu vesileyle de hepimize de ölümlerden hakiki manada ibret alabilmeyi, bir gün ansızın ve amansızın
namazın bu musalla taşının üzerinde, bu tahta sandukanın içerisinde olacağımızı unutmamayı ve o itikatla, o şuurla yaşayıp son nefeslerimizde de ruhumuzu imanla, Kur'an'la kelime-i şehadetle teslim edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli cemaatimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde ölülerinizi hayır üzere yad ediniz buyurmakta. Hadisi şerifine binaen saygıdeğer yönetmenimiz Erden Kral Beyefendi'yi hali hayatında kemal-i sıhhatindeyken Allah'a ve Resulullah'a inanmış, iman etmiş iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman bir beyefendi olduğuna şehadet eder misiniz? Öyleyse dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Allah rızası için canı gönülden helal ediniz. Cenab-ı Hak bu şehadet ve helalliklerinizi yüce katında kabul eylesin. Kıymetli yönetmenimize gani gani rahmet eylesin. Makamını, mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Efendim cenazemiz Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir. Bilginiz olsun inşallah. Buyurun cenaze namazı için hep beraber niyet ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uyun hazır bulunan imama, er kişi niyetine. Cenaze namazında tekbirler getirilirken sessiz bir şekilde tekbirleri getirmeyi ihmal etmiyoruz efendim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Efendim mezarlığa gelmeyi arzu edenler için cadde üzerinde servis aracı mevcuttur, bilginiz olsun. Yapmayın, boş verin. Sana. Thank you.
Gençler onları getirin. Tayfun abi. Çelenkler de gelsin. Çok şey kaybettim. Fotoğraf ne oldu arkadaşlar? Kanda var. Arkadaşlar şu anda Yeşilçam'ın iki tane değerli kıymetli büyüğü oyuncumuz var. Abi tekrar başımız sağ olsun. Evet. Allah razı olsun. Erdem Kral. Erdem Kral. Abi şöyle söyleyeceğim. İsmi sizin... Kral'dı kendisi gibi. Eyvallah. Bütün Yeşilçam oyuncularının cenaze törenlerini sizleri görüyoruz. Allah razı olsun. Bütün seyircilerimiz adına size çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bize de böyle mesajlar geliyor. Gani Şabat abi ve abisin de çok çok teşekkürler. Çok gerçekten hem mütevazi hem de gerçekten olması gereken bir şey yapıyorsunuz. Bundan dolayı öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Abi Erdem Kral beyefendiye sonsuz lavurlarken onun yönetmenliği, sinemografisi hakkında neler söyleyeceksiniz Gani abi? Erdem Kral 80 yaşında hakkın rahmetine gitti. Ben halen yaprakların sararmadan döküldüğüne inanan biriyim. Çünkü bunlar ölümsüz. İşte geçen hafta Cüneyt Arkın. Bununla beraber bu hafta Yavuz Figenli, Erdem Kral. Bunlar sinemanın mihenk taşları, sinemanın köklü temel zincirlerini oluşturan. Ben abi sizler de onlardan çok ilham aldınız değil mi? Yani biz onların peşinden geldik. Evet. Bunlardan sinemayı devraldık sayılır. Bu bayrak yarıştır. Çok özür dilerim. Ben sizin Kanal 7'de bir dizinizi izledim. Gerçekten çok beğenmiştim. Yani hem yönetmenliğiniz hem başrol oyuncunuz. Çok samimi söylüyorum. Şimdi ben o Burak Çok topraklarda geldim ama işin gerçek özü sinemanın asıl temelini oluşturan Yılmaz Güney sonra bir de Erdem Kral'dır. Yani Erdem Kral işte Hakkari'den tut. Hakkari'de bir mevsim filmi değil mi? Yani Adana'dan Karadeniz'e kadar uzanan bütün dokuları sinemada bütünleştiren, bütün acıları sansürsüz olarak, korkusuz olarak rejime, sisteme boyun eğmeden filmler yapan bir adamdı. Cesaretin ta kendisiydi. Öyle sinema yapmak, rejime teslim olmak her babayı harcı değil. Bu, doğru. Bu adam agresif bir yönetmendi. Biz de onun cesaretiyle yola çıktık. Ömer Lütfi Akkat'ın ben bir röportajı izledim. Ömer Lütfi Akkat'tan da çok hocamdır, çok esinlendi falan dedi. Onların tabii böyle gerçekten yolundan gelen, çok kıymetli ve farklı bir bakış açısı olan bir yönetmen değil mi Erdem Kral? O zamanın şartlarıyla bu şartlar bir değil yani. Şimdi teknoloji olduğu devirdeyiz. Doğru. Teknolojiyle yarışanlar o filmleri yapamıyorlar. Yani düşünün ki sabunla şar yürütenler devriydi. Negatif. Yani bir negatif kursunun 4 dakika olduğu ve her 4 dakikadan ya 1 dakikanın filme işlendi ya işlenmeni görülür. Yani zor şartlarla negatif devriyle sinemayı var edenlerdir. Abi Gani abi sanat işten gelen bir duygu değil mi? O işten gelen duygular yapılacak. Yani zaten bu yoksa yoksun. Evet. Hatta benim yüzüme hep baktığı zaman da bende bir korku, bir tedirgin görüyordu. Çünkü diyordu sen çorak topraklarda geldin. Zaten sen çorak yerden geldin. Sen kendi de çoraksın. Onun için sen yönetmenlik yap diyordu. Sen çok güzel bir oyuncusun. Ama buradaki rejim sisteme teslim olanlar seni fazla filmlerde oynatmazlar, seni görmek istemezler. Ve ama doğru da bir tespit değil mi abi günümüzde? O cesareti bu adamdan aldım, yola çıktım. Eyvallah. Evet yani Erdem Kral bana bu izi bıraktı, bu izi yaşattı. Hatta bugün salonda da biraz evesindeyiz gibi biz cenazelerde mezara kadar bulunduğumuz gibi biz bunlarla beraber de yaşamımızı sürdük. Yani bunlarla beraber yaşadık. Yok ben abi çok samimi olduğunuzu biliyorum. Gerçekten bak. Yani bunu da bertaraf etmeyelim. Ben hatta oradaki yönetmen Şerif Gören'i görünce duygulandım. İsmail Güneş'e, Reis Şeli'ye söyledim ama sözüm Şerif abiydi. Dedim ki ben artık sizlerin cenazesinde bulunmayacağım dedim. Biraz durdular, düşündüler. Dedim ya niye dur?
olamayacaksınız. Dedim ben çünkü sizden önce ölmek istiyorum dedim. Sizleri artık ölmenizi görmek istemiyorum. Her gün ölüyoruz dedim. Evet. Sinema her gün tükenmekte dedim. Türk sineması her gün ölüyor değil mi? Ben ne kadar sizden genç de olsam, arkanızda gelsem ben artık sizin ölümünüze tahammül edemiyorum. Onun için sizin cenazeni görmek istemiyorum. Olmayacağım dedi. Ben sizden önce ölmek istiyorum. Anladım ben abi. İsmail Güneş de espri yaptı. Hele dur dedi, seni bırakmayacağız. Abi yani Allah uzun ömürler versin. İnşallah yani, bize bırakmayacağız sizi. Öyle tabii, Hasan Yıldız'a da gelince sinemanın abi, en kapsadan biri, emektar. O mesela benim onun objektifine yakalanmam olmadı ama Hasan abi onunla beraber çalıştı. Ben onunla paralel gittim. Onu da zaman zaman feyiz aldım. Bazı filmlerimiz stüdyosuna götürürdüm. Evet. Filmleri izlerdi, bize yön verirdi. Eyvallah abi. Eksiklerimizi tamamlardı. Belki birinci filmde çekmiştik, artık gerisi gelmezdi. Geriye dönüş olmazdı ama ikinci filmde bunların düşünceleriyle yola çıkardık. Daha güzel yapmaya çalışırdık. Bunlar öyle insanlardı. Bunlar sinemanın ölümsüzleriydi yani. Zaten eyvallah, yaptıkları da sinemada onları ölümsüzleştirmiştir. Saygılar olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler Gani Şevat abi. Böyle samimi içten açıklamanız için çok çok teşekkür ederiz. İslam Sesi kanalı olarak. Abi sizler neler söyleyeceksiniz yönetmenimiz hakkında abi, ve Türk sineması hakkında? Türk sinemasının hakkında işte böyle değerli hocalarımız vefat ediyor. Türk sineması yüksüz kalıyor maalesef. Türk sineması Erden Kral gibi daha önceki vefat eden yönetmenlerimizle, Yavuz Yalıkılıç olsun, Osman Faik Seden olsun, Natuk Baytan, rahmetler, bu hocalarla Türk sineması var oldu. Var oldu. Biz bu hocalarla çalıştık. Biz onların filmleriyle var olduk. Onların filmleriyle bugüne kadar geldik. Onların filmlerinde ekmek yedik. Ben bunların hepsiyle çalıştım. Hepsiyle oynadım. Allah bunların mekanlarını cennet eylesin. Amin. Bunlar işte hepsi vefat etti, gitti. İşte kalan bizler, oyuncular. Allah size sağlık, sağlık, uzun ömürler versin. Allah çünkü Yeşilçam'ı temsil eden çok kıymetli oyuncularımızsınız. Lüksüz kaldık yani bunlar evet, gidince. Kalmadılar, sayılı kaldık yani. Anladım abi. Mekan Allah, cennet olsun inşallah. Allah, Allah.